Şimdi beklenenden kolay mı oldu beklenenden zor mu oldu noktasında aslında konuşmak lazım bu mücadeleyi çünkü aslında Mehmet Sparta Praga tanıyanlar için biraz izlemiş olanlar için bu karşılaşmanın bu şekilde aslında biraz çetin geçmesi bekleniyordu ama belki çok tanımayanlar bilmeyenler için çok kolay kura Galatasaray çok rahat geçer denilen bir mücadeleydi. Aslında gerçekten korakor bir karşılaşma izlediğimizi söyleyebiliriz. 3-2'lik galibiyet tabii ki çok önemli ama ikinci maçta deplasmanda oynayacak olmak bunları da hepsini konuşacağız değerlendireceğiz. Maçtaydım dedin istersen şöyle bir genel hatlarıyla Değerlendirerek başlayalım. Zor maç oldu ama her şeyden de önemlisi Ezgi benim Okan Burun Galatasaray teknik direktörünü destekleme sebebim. Bir buçuk senedir güzel maçlar izliyoruz. Evet. Hakikaten çok heyecanlı yani Stafta maçı izlediğim için kendimi şanslı sayıyorum. Dün de çok güzel maçta burada. Sen de demin ifadeni Sparta Prandaki hakkını teslim etmek gerek. Ligimizde de ama üçlü ama beşli diyelim. bu O dizilişle sahaya çıkan takımlar var ama Sparta biraz daha hücumu düşündü hatta. Tam tersi Galatasaray kendi silahıyla vurmaya çalıştı. Önde bir baskıyla ki hem 0-0'lık bölümde 2-2'lik bölümde de pozisyonları var. Yani Sparta Prak'ta maçı kazanabilirdi. Evet. Böyle bir maçı kazanıyor olması çok güzel Galatasaray'ın. Arada tabii bizler de ister istemez hani haddimizi aşmayalım ama teknik direktörlük yapıyoruz böyle maçı izlerken. Ben şahsen skor 2-2 iken ve Galatasaray 10 kişi kalmışken Okan hoca İcardi oyundan alsa neden demezdim. Hani orta sahil kalabalık tutup belki de evet e, Birçok kişi demezdi muhtemelen. Hala e, ki yani bunu sırf e, dün üzerine düşünmeyelim Ezgi. Örnek verelim. E, kupa maçı Bandırma. Za oyundan çıktı. Oyunda kalan isimler işte Gökdeniz Efe. Altyapı oyuncuları kaldı. Skor 3-2 yani. Bandırma pek hala bir son dakika duran topuyla uzatmaya taşıyabilirdi maçı. Yine yapmadı. Yine Kadıköy'deki maçı hatırlıyorum. Galatasaray maçı 0-0 bitirirken İsmail Kartal'ın Ceko'yu aldığı bölümde Galatasaray Icardi, Bakan Halil Dervişoğlu üçlüsüyle maçı bitirdi. Yani Okan Hoca'nın hep bu hücumu düşünmesi. Dün de Icardi 90 dakika sahada tuttu. Artı ne olursa olsun şansını yaratıyor. Yani sağ beke çektiği Barış önce rakibin 83'te olsa onu 10, 10 oyuncu eşitlemesini sağladı. Üstüne yaptığı asist, orada o pozisyonu zorlaması ama tabii Barış kusursuz bir oyuncu değil. Galatasaray'ın 7 iki golde de ilk golde biraz gereksiz faal diyebiliriz. Taç çizgisinin orada oduran top golle sonuçlandı. Üstüne ikincisinde kademeye girememesi ki Sabek'te oynadığı zamanlar bu tarz hatalar görüyoruz ama... Nihayetinde müthiş eforlu. Galatasaray... Ve nihayetinde forvet orijinli bir oyuncu e, olduğunu tabii. Da unutmamak lazım Barış Harbi. Burada şu güzel Galatasaray açısından Şubat'ın ortasına geldik. Ben artık geçen sezonki Galatasaray'a benzetmeye başladım. Yani benim bu sezonki en temel eleştirim. Sezon başı ondan fazla transfer bu geçen sezondan daha güçsüz bir Galatasaray oluşmasıydı transferlerle. Ama şimdi nedir açalım. Bir kere artık Galatasaray'ın ilk 11'ini tahmin edebiliyoruz. Okan Hoca taşlarla çok oynamıyor. Nedir açalım. Artık Torreira, Kerem Demirbay bir merkez ikili oldu ki Kerem'in golü attı. Torreira'nın da iki tane pozisyonu var. Torreira da zorladı. Ön tarafa gelirsek artık Mertens yine on numara önüne oturdu. Barış Alper ve Kerem. Yani tıpkı geçen sezon yaptığını yapıyor Okonocu nedir? Zanyolo ne kadar yüksek sivili bir transfer olsa da Raşist'le oynamaya devam etmişti. Şimdi bakarsak da za kenarda Barış Alper, Kerem'le de devam ediyor Konca Bu da güzel bir düşünce bakarsak. Defans örtüsüne gelirsek Nelson, Abdülkerim, Sanchez'in hangi ikili sağlıklıysa o ikili de devam ediyor ki artık şimdi hem Nelson'un kırmızı kartı diyelim orada tekrar bir Sanchez, Abdülkerim'e dönüş olacak. Artı oyun içi hamleler yine TT'yi oyunu atıyor, Zaha'yı atıyor. Bir şekilde kazanma odaklı düşünüyor. Burada galip gelmek çok önemliydi Galatasaray açısından. Çünkü artık ikili averaj kalktığı için deplasman gol evet. kuralı. Şu anki mevcut yapıda ben Barış Alperli, Keremli formasyon ne olursa olsun kontra atak oyununa uygun. Deplasman maçı daha rahat geçebilir. Artı bir ek daha yapalım. Demin o gün de o bilgiyi verdi. Sparta Pıran 3 tane cezalı oyuncusu. Hakikaten yani o gün bir saysak aslında sen dikkat edecektin. Söyleyeyim. Diyecektin. Krejci sol stoper. E, Reins sol kanat bek olarak oynuyor. Kırmızı kart gören oyuncu. Evet. Bir de Çeviç orada sol kenar forvet olarak. Bir tek oynadı. sağ kenar beki çok iyi oyuncuydu. ilk golü atan o oyuncu kaldı hani bakarsak iyilerden. Stoperde Mertens'in şutunda sanırım kafasına çarpan oyuncu. Ama iyi stoperdi yani. Barış Alper'i birkaç pozisyon izin vermedi. Önemli eksiği var Sparta Pıran yani ilk 11'in 3. Galatasaray'ın da eksikleri var Ezgi ama Galatasaray'ın tecrübesi var. Galatasaray bu sezon eksiklerle çok maça çıkmayı tecrübe etti. İşte en son olarak da Okan Hoca dün ifade etti aslında Sabek ki evet. e, sabah saatlerinde Galatasaray Kulübü'de açıklama yaptı hı hı. ve en az iki hafta e, oraya gidenler faydalanamayacak Galatasaray. Onu birazdan daha detaylı konuşmak istiyorum çünkü Okan onun da onunla ilgili açıklamaları Doğru. vardı. Onu birazdan detaylandıralım. Maça gelirsek tekrardan e, bireysel performans dersek de maçın tartışmasız yıldızı Muslera'ydı. 0-0, 2-0 o bölümdeki kurtarışlar. Bir de ben uzun yıllardır Musteri'yi basın türünden takip ediyorum. En son Başakşehir maçı bir kale arkasından maç izleme fırsatı buldum. Mustere yakından gözlenmeyince ne kadar büyük kaleci olduğunu anlıyorsunuz. Yani iş sadece kurtarış değil, çok doğru pozisyon alması, hep kendini doğru konumlandırması, rakibi kötü da zorlaması. Bir lider, Icardi açısından da tabii şu güzel, golle buluşması. Golünden de bağımsız, dün biraz on numara rolünde de gördük Icardi'yi. Örneğin Kerem Demirbay'ın gol öncesi bir sağ dışla Barış Alper'e attığı pas var. Kerem'le Icardi ortaklaşa bir gol de çıkabilirdi. Biraz kıpırdama başladı Icardi çünkü artık sağlığına kavuştu. İğneyle oynamıyor. Doğal olarak da bu Icardi'nin performansına olumlu yansıyor. Bu detayların hepsine birazdan açacağız tabii ki ama o Hı. gün senden de şöyle bir genel değerlendirme evet. rica edeyim. Yani ilk devre Okan Hoca Icardi'yi çok farklı kullandı. Belki de bugüne kadar hiç alışık olmadığımız şekilde bir Icardi oyunu gördük. Neden? Çok fazla merkezi derine inip evet. top dağıtan oyuncu rolünü gördük, gördük İcard'e çünkü ile biraz temposunu kaybetti ee, es, eski atletizminde değil orada biraz daha farklı kullandı işte hücuma çıkışlarda kenarları daha iyi kullanabilmek için İcard'i e, az önce Mehmet abinin anlattığı gibi yani hani derine indirip orada e, dağıtıcı rolde kullandı. hatta bazı pozisyonlarda hücumda üçlü olarak mesela bir anda baktığımız zaman işte Barış, Kerem, Mertens'i gördük. Icardi gerilerden geliyordu. Ee, çok farklı bir oyun oynattı ama başarılı oldu bence. Pozisyona girme sayısı hani gole çevirdi, çevirmedi ayrı ki Kerem Demirbay'ın golü Icardi'nin o pasıyla geliyor. Ee, çok fazla hücum aksiyonu üretti Direkten orada. Direkten dönen top net pozisyon bu arada. Bugün, ee, onu da söyleyelim. Yani Icardi orada bir Mertens'in yanında ikinci bir on numara gibiydi. Hani daha ziyade ileri uçta önün öncü değil. Bence e, dün Dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri rakibin sol koridorunun tamamen bir sonraki maçta cezalı duruma düşmesi. Cezalı düş, duruma düşürecek hücum aksiyonlarını orada e, mücadeleyi Barış Alper çok iyi sergiledi. E, yani tesadüf değil bence. Hani olur işte stoperler orta sahalar, forvet, sarı kartlar ama yani kenar stoper kanat bek, sol kanat forvet üçü birden. Çünkü Barış Alper hepsini yıprattı ileride, rahat, yani Saşa Boy gibi çok rahatlıkla o koridoru kullanabiliyor, hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Hı hı. E, tabii ki eksikleri var. Savunmada özellikle Dunga'sıyla ben beğenmedim. Savunmada çok ciddi hatalar yapıldı. Nelson'un Nelson kırmızı kartı hataydı. Davinson Sanchez'in bir pozisyonu vardı aynı şekilde.